Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tatlı ekmeği tarifi hazırlayacağız. Bu tarifi çay ile yiyebilirsiniz ve tüm çocukları o tarifi beğenecek. İlk önce size kullanacağım onu göstermek istiyorum. Eski tariflerim bu çeşidi kullanıyorum. Diğer kanalımda size gösterdim bunu ve yine de göstereceğim. Bu çeşitli un Migros'ta satılıyor. Gördüğünüz gibi şuraya baklava, börek, kek ve pasta için kullanabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler 1 kilo un, 100 mililitre ılık su, 100 mililitre sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 100 mililitre ılık süt ve sonradan 100 mililitre ılık su da kullanacağım. Bir tatlı kaşığı kakaola, bir tatlı kaşığı susam, küçük bir kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı çörek otu, bir yemek kaşığı kuru maya, bir yemek kaşığı şu şekilde olan fındık, bir yemek kaşığı bal ve bir adet yumurta. Yoğurma kabının içerisine ilk önce kuru mayamızı dökeceğiz. 100 mililitre ılık süt, 1 su bardağı şeker, 1 sıvı yağ, yumurtamızı da koyacağız. Tuz, ondan sonra kakaolamızı ilave ediyoruz. Sonra malzemeler biraz karıştıralım. Şimdi bir kere daha 100 mililitre su ilave edeceğiz. Sütümüzü de koyalım. Malzemeler çırpalım. Ondan sonra yavaş yavaş bir şekilde ilave edeceğiz. Hamurun kıvamı şu şekilde olana kadar yoğuracağız. Şimdi hamurun üstüne kapatıyorum ve mayalanması için 1 saate kadar bırakacağım. 1 saat geçtikten sonra artık hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzu şuradan kaldıracağız ve tezgahımız üstüne koyacağız. Bıçak yardımıyla hamurumuzu 12'ye böleceğiz. Evet, top gibi yaptık. Şu büyüklüğüyle olacak. Şimdi şöyle temiz bir parça aldım ve onları üstüne koydum. Şimdi ellerimiz ile hamurumuzu yuvarlak bir şekilde açalım. Bir su bardağı alalım. Ve şu şekilde hamurun kenarları üstüne bastıracağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yuvarlak bir şekil alıyorum ve hamurun tam ortasına koyacağız ve üstüne bastıracağız.
Evet, şu şekilde fırın tepsini içerisine koyacağız. Tabii ki de fırın tepsiyim. Üstüne yağlı koydum. Şimdi bir parça daha yapacağım. Onu merdane ile açacağım. Aynı şekilde yapıyoruz. Evet, şu şekilde devam edeceğiz. Tüm parçaları için aynı şekilde hazırlayacağız. Evet, fırın tepsiyi içerisine koyduk. Birbiri yan yana olacak. Şimdi tüm parçalar su ile ıslatınca. Şimdi tüm parçalar üstüne bir miktarı çörek otu koyacağım. Ve şimdi tüm parçaları üstüne susam koyacağım. Ve tüm parçalarını fındıkta koyuyorum. Şimdi fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 200 derece olacak. Alt üstü ayarladım. 20 dakika ya da 30 dakika kadar bekleteceğiz. Diğer fırın tepsimi için aynı şekilde yapacağım. Evet, bunları da fırına götürülmesi için hazır oldu. Önceden hazırladık ekmeği, bakalım nasıl oldu. Evet, iyi bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkaracağız. Şimdi ikinci fırın tepsimi de koyacağım. Evet, fırından çıkardıktan sonra şu şekilde oldu. Şimdi bal karışımı hazırlayacağız. Balımızı alıyoruz ve şöyle bir tava içerisine koydum. Çok az bir miktarı su da ilave edeceğim. Bundan sonra fırça yardımıyla karıştıracağım. Tüm parçalar üstüne bal karışımı ile ıslatacağım. Evet, şöyle tüm kenarları da yapalım. Evet arkadaşlar, son şekli budur. Gördüğünüz gibi baya iyi bir şekilde pişti. Alt kısmına da çok güzel bir şekilde pişti. İçine de çok güzel bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi yumuşak ve çok güzel oldu. Tadı da çok güzel. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.